Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Günlerden salı. Emir kreşe gitti. Şöyle odayı toparladım. Birazdan süpüreceğim. Bulaşığı hallettim. Yatak odasını topladım. Çamaşırlar vardı. Onu katladım arkadaşlar. Fırını ocağı sildim. Efendim annem. Mustafa da yatak odasında oynuyor. Şuralar bir süpüreyim hemen arkadaşlar. Dünden yemeğim var. Yemek sıkıntım yok bugün. Şöyle hızlıca evi bir süpüreyim ben. Başka da işim kalmıyor. Çöpü de sabah attım Emir giderken. Şimdi hızlıca şöyle minnacık odamızı temizleyelim. Bu evin temizliğini bayağı bir özleyeceğim arkadaşlar. Küçük ya ama... Küçük evinde misafir gelince büyük sıkıntılar oluyor. Hani oturma açısından. Çoluk çocuk geliyor, oynayacak alan yok. Hani bir odam daha olmuş olsaydı çok iyi olurdu. Çocukların odası olsaydı. Oyuncaklar olsun, çocukların yatağı olsun. Oraya koyardım. Rahat rahat oynarlardı. Ama işte odalar olmadığı için oyuncakları tüm odanın içine yığıyorlar. Mesela bir yemek yiyeceğiz. Bir misafir geliyor. Hadi oğlum oyuncaklarınızı topla diyorum. Oyununu bozmak istemiyor çocuk da haklı olarak. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi biz bu eve Ramazan'la birlikte gelmiştik. İki kişiydik. Bize göre büyüktü ama çocuklar doğduktan sonra dar gelmeye başladı. İnşallah yeni evimize geçeceğimiz günleri de görürüz. Neyse ben lafı uzatmayayım. Şöyle odamı bir süpüreyim hemen. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar işlerimi hallettim. Şöyle bir kamera karşısına geçip selam vermek istedim sizlere. Şöyle Mustafa da benden elma istedi. Yıkadım ve fareyi görüyorsunuz. Yorulduğum söylenemez. Hiç yorulmadım arkadaşlar. Dediğim gibi küçük evin temizliği çok basit oluyor. Bir önceki videoda da pek görünmemişim. Bir selam vereyim dedim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Biz Mustafa ile böyle baş başa anne oğul evimizi topluyoruz, oyun oynuyoruz, abimizi bekliyoruz. Bir şekilde vakit geçiyor. Elmaya Mustafa bayılıyor. Elma da güzelmiş yalnız böyle kıtır kıtır 101'den aldırmıştım. Gerçi elma mevsimi geçiyor ama güzel yani yine de. Öyle işte. Bu arada şu iğne oyamı taktım nasıl olmuş? Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Zaten kullanmak için yapmıştım kendime. Hiç böyle kendime yapıp da kullandığım bir yazmam yoktu. Ama Nirem dedim ölümlü dünya yap kullan dedim. Mustafa'ya şimdi dilimledim. Al annem hadi içeriye git de geliyorum ben bir tanem. Genciken her şey güzel ya ne bileyim ben. Giyeceksin, yiyeceksin. Ondan sonra tabii abartmamak şartıyla gezeceksin. Neyse arkadaşlar şimdilik videomu kapatayım. Videomuzun devamında görüşelim. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar Emir kreşe giderken bana kurabiye siparişi verdi. Anne dedi kurabiye yap dedi. Canım kurabiye istiyor. Çay saati yapalım dedi. Tabi anneler durur mu? Çocuklar bir şey ister de. Şöyle hemen tarif şeyimi açtım. Aklımda tutamıyorum arkadaşlar. Ben böyle favori tariflerimi küçük bir böyle deftere yazdım tek tek erinmeden. Hani bazen de elektrikler falan gidiyor. Telefondan açıp bakamıyorsun. Ani bir şey oluyor. Favori tariflerim burada. Şekilli kurabiye. Şöyle malzemeleri çıkardım. İnanır mısınız? Evimde hiç kabartma tozu kalmamış. Ben var sanıyordum. Geçen de bir alışveriş yaptım. İşte var ya evden çıkmadan bir kontrol edeceksin etrafı, bir kolaçan edeceksin. Şöyle yarım yarım buldum arkadaşlar. Bunları kullanacağım. İnanamıyorum. Benim evimde kabartma tozu bitmiş. Her neyse var bunda da bir hayır. Ben var sanıyordum. Böyle çok çok alıyordum ya. O stoklarım bitmiş. Her neyse. Şöyle margarinimiz 150 gram. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şekilli kurabiyeleri ben de seviyorum. Emir istedi. Benim de canım istedi. Şöyle bir çay bardağı pudra şekeri. Pudra şekerim kakaom varmış. Kabartma tozum yokmuş. Diyorum ya BİM'e gittim. İşte o günde biraz rahatsızdım. Aklım yerinde değildi. Şöyle bir tane köy yumurtamız. Tamam. Şöyle. Senin yok mu?
Yok, bir tatlı kaşığı tarçın, 1,5 muydu acaba? Bakın hemen unuttum. Anne, yer kaşığı. Bir tatlı kaşığı tarçın. Ben de seni yakayım oradan. Tamam anne, bakayım mı? Dur, otur sen de şöyle. Abi, bir kaşığı. Tamam, otur, uzat ayakları. Bir. Tamam dur, ben şimdi yoğuracağım, tamam mı Mustafa? Sen dokunma. Birkaç penneye, birkaç buçuk değil, birkaç. Peynir değil o, margarin. Birkaç penne, birkaç yumurta. Evet annem. 3 su bardağı un yazıyor da benim galiba yağım az geldi arkadaşlar. Bir ben de dökeyim. Şimdi kaybedeyim. Şunu dök hadi. Annem zaten kabartma tozumuz az. Telef etmeyelim, dur. Onu da dök. Bakın. 2 çeçek. Allah'ım inşallah kabarır. Diyorum ya, tüm yokmuş. Ay çok üzüldüm. Ama bir tane vermemiş. Evet, unumuzu da ekleyelim. Yavaş yavaş. Bir kaç suyumuz var. Bir kaç yoğuralım. Çok ayacağımız var. Anne, ben karıştırdım. Bana anne, hadi bir karıştır. Ben karıştırıyorum. Mustafa kalk sen, ben karıştırayım. Sen bak, sen şeklini yap. Olmaz. Karıştıramazsın sen ki. Ben yoğurayım. Ha, önce ben yoğurayım, sen şeklini bas, tamam mı? Önce sen kastım, sonra ben. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Seviyor musun sen bu kurabiyeyi? Arkadaşlar abi, nasılsınız de? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misin? Biz abisi pasta kurabiye yapıyoruz. Evet, çay keyfi yapacağız değil mi abiş gelince? Abisin öğretmenin çocuk dayı pasta don kreşte. Evet, kreşte hepsi. Pasta dondurmacıymış. Evet. Saklanmış da bir de karakteri diye bulmuş. Bak şekiller burada. Şöyle. Anne bakın. Bak anne, göster arkadaşlara da. Kameraya göster. Arkadaşlar bu yıldız. Evet. Bu kalp. Evet, göster, iyi göster. Göremiyorlar ki. Kaldır kamerayı. Ne o ne? Ay ay. Ay. Ha, ay o. Bu da çiçek. Ben yoğurayım bir yandan arkadaşlar. Anne. Sen bunu, ben kap, sen de bunu. Tamam oğlum, o benim mi olsun? Evet. Ay dede benim olsun, tamam. Ben diyorum bu çorak okludan da çok seviyorum bu kurabiyeyi. Kalbim var. Mustafa, pazarda hani çocuklar sizi ıslatmış ya annenlerle. Anlat bir hadi arkadaşlara. Arkadaşlar, iki çocuk marulumuzu ıslatmışlar. Biz marul olmadan nasıl yiyeceğiz? Evet, biz marul olmadan nasıl yiyeceğiz arkadaşlar? Bize bir cevap verin lütfen. Ben bine girdimiştim değil mi oğlum? Bunlar da evet. Anneannesiyle su dışarıdaydı. Marulumuzu yıkatayım. Su tabancası almışlar. Bizim marulumuzu ıslatmışlar. Ne aldıracaksın sen anneannene pazardan Mustafa? Birkaç portakal. Evet, başka? Birkaç ben muz. Başka? Birkaç elma. Çilek. Yok. Çilek sevmiyor musun artık? Artık çilek olmaz. İki. Onları yapayım, ben onları seviyorum. Neyleri seviyorsun? Elma, portakal. Evet. Bir de muz. Ha, bir de muz. Şey, karpuz, karpuz. Peki alalım mı karpuz? Evet. Kiraz? Yok. Anne, almamız evde muz var. Evet anne. Doğum gününü anlat. Markette bir spadimenli var. Anne bana markette. Mustafa, doğum gününü anne, anlat. Anne bana bir spadimenli çorap var sana. A101'den mi? Evet. Var ya, spadimenli çorabın ne gerek var artık başka? Çoraba gerek yok. İstiyorum ama benim izi yok. Abinin var sadece. Senin de var ya işte ayağında örümcek adamlı. Yok. Arkadaşlar, Mustafa'nın sohbetini sevenler için çektim birazcık şöyle denk gelmişken. Çok seviyorsunuz Mustafa'yı. Arkadaşlar, bir öpücük at arkadaşlara. Kalp yap. Ne yediniz? Ne yediniz arkadaşlar? Bak, kalp yapıyor size Mustafa. Gördünüz mü? Mustafa çok sevgi dolu bir çocuk değil mi? Babası da gelecek ben Mustafa'nın. Ben çok cesim. Ben mi? Oğlum gibi biraz nefes al. Allah'ım ya, bir bu çocuğa iriyorum. Arkadaşlar bana diyorsun. Alıyorum annem nefes, nefessiz nasıl yaşarım? Otur hadi sen oraya. Babası gelecek Mustafa'nın anne, arkadaşlar. Anne nefes. Nasıl alayım? Bakın arkadaşlar, nefes almayı öğretiyor. Güzel annem, cici annem diyordun ya hani akşam, temiz anne. Anne hadi alsana.
Sen annende en çok hangi neyi seviyorsun annende? Hangi özelliğini seviyorsun? Seni. Beni. Allah'ım. En çok neyini seviyorsun annenin? Neyini? Mutfağını seviyorsun annenin. Allah'ım. Anne de seni çok seviyor biliyor musun? Sana ölür anne. Mustafa şuruplarını içtin deme. Ben hasta oldum desene mi arkadaşlara? İğne vuruldu de. Arkadaşlar anne sahip ve aksa ya sahip iç. Anne sahip şurupu iç. İstediğin mi bebekten? Evet bebekken ben de öksürek şurubu içmiştim. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bastırıyorum. Arkadaşlar bakın şöyle hamurumuzu yoğurduk. Ben de kuzanma. Bakın arkadaşlar çok pişmesin. Çok güzelim. Pişmemiş daha oğlum. Anne eğme dar. Çok güzelim eğme dar. Tamam dur. Çok mis kokuyor. Çok mis kokuyor evet. Annen iki gündür size çalışıyor yani gerçekten. Ben de çok hayata. Evet. Ben de Ayşe. Şöyle bakalım. Şöyle yuvarlasaydık. Misku. Tatlım abi sen de kurutma. Evet annem tartıştı çok güzel. Hadi kokta. Kokta. Tamam dur bekle. Şöyle merdaneyle açalım ya değilse yapışıyor arkadaşlar tezgaha. Siz de böyle yapın yaparsanız. Senin ayağı bir yer. Abi çok sevinecek. Bu tabakta ne istediğimiz abi ben. Geçecek. Bence de seveyim. Kenardan yapmaya başla Mustafa. Her şeyi telef etmeyelim. Ne kadar tatlı. Şimdi ben bunu. Ne kadar tatlı. Ay güzel. Mustafa anne. Sen ortaya basıyorsun. Dur annem bozandır. Anne ben aldım. Ay anneciğim gördünüz mü? Sen de yardım ediyorsun. Evet. Ya ben çiçek. Yapayım. Anneciğim şuraya bastır sen. Anne. Oraya bastır. Aferin gördünüz mü? Siz hiç böyle yapabiliyor musunuz? Aa yine çıkarttım. Ver bana. Ver bana. Aa, sen de yardım ediyorum. Tamam hep yardım et. Evet şu büyük tepsimizi de 160 derece ısınmış fırına gönderiyoruz. Güzelce pişin. Güle güle yap kurabiyeleri. Babaş sizi biz yiyeceğiz. Sizi biz yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle günler sonra avokadom olgunlaşmış. Şöyle bir parça kestim. Bakalım kahvaltıda nasıl gidecek. Labne peynirim olsaydı şey yapacaktım. Artık diğer avokadoya, o dolapta daha ezip ekmeğin üzerine sürecektim. Avokado. Şöyle limon. Sarımsağım yok arkadaşlar. Sabah sabah da pek sevmem sarımsağı. Bakalım deneyelim nasıl olacak. En son 2 yıl önce falan yemiştik eşimle. Şöyle zeytinyağlarda. Şöyle hazırladım bakalım. Şimdi kahvaltımıza oturmalıyız. Şöyle kahvaltımızda da börek kızarttım arkadaşlar. Salatalık biber közledim ocakta. Çiğ bana dokunuyor ya pişmiş dokunmuyor. Zeytin zaten peynir böreğin içinde var. Çay daha ne olsun? Bize afiyet olsun arkadaşlar. Mustafa bunun adı ne? Avokado. Ne? Avokado. Hadi bir tane tadına bak. Hadi al. Salatalık gibi aynı al. Ya salatalık bu. Evet arkadaşlar bugünün menüsü kuru fasulye pilav. Epeydir yapmıyordum. İşte hastalık falan girmişti araya. Canım istedi. Sabah haşlayıverdim. Etsiz, kıymasız. Fasulye sevenler buraya gelsin. Ben sevmiyorum arkadaşlar. İnanın fasulyenin tadını alamıyorum. Ya küçüklükten alışmadığımızdan. Eşim de ölümüne işte
etli fasulye, sucuklu fasulye nasıl sever? Şöyle naneli cacığımı da yaptım. Kuru nane ekledim üzerine. Şu cacık da naneyi denemediyseniz bir deneyin arkadaşlar. Çok harika bir tat oluyor. Dereotundan bile ben çok yakıştırıyorum naneyi. Şunu da Mustafa'ya yaptım. Çocuklar yedi, ben yemedim. Çocuklarımı doyurdum, karnılarını. Ama Mustafa yine de yemek istiyor. Annem şunu niye koy ya? Sofraya niye koydun? Şimdi bana afiyet olsun. Epey acıktım. Şöyle kepekli ekmeğim de var. Ekmeğim bitiyor. Neyse yarın artık şey yaparız, ekmek ihtiyacımızı. Bugün böyle idare edelim. Dediğim gibi fasulye en iyi. Böyle oluyor bence yani. Yapma yapma, dokunma annem. Anne ne pişirmiş bir göster. Say isimlerini, biliyor musun onları? Bunlar da ne? Atıyorum ama telefonun mekazı atmıyor. Telefonun mekazı atmıyor mu? Kime atacaksın da mekazı sen? Kedim ayı. Biz sakin ayım. Anne sus. İkra'nın kedi. Kedisi var ya, siyah kedi. Anne, Mustafa bayağı kabullendi. Ha, ara ara hadi tamam. Sus. Sustum. Siyah kedi. Aya siyah kedi iyiyiz. Kapak sakin aslan konuşsun. Kapatmaz hadi canım. Kedinin suratına. 2 saniye mi konuşulur? Nasılsın de, ne yedin de, iyi misin de, korktun mu de, iyi uyudun mu de. Öyle ben onun hayalini yayın, sever. Ben onu yayın alayım. Ha tamam. O uyuyacak. Ha tamam, tamam uyusun. Ha, evet evet, o uyusun arkadaşlar. Siyah kedimiz büyüsün de getirelim biz onu, değil mi, yeni evimize? Yeni evimize İkra. Getireceğiz onu. Evet, ikradan onu biz aldık değil mi? Evlatlık aldık biz o kediyi, değil mi Mustafa? Kaldı. Evlat edindik. Sahiplendik kediyi. Neyse ben bir yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Nasıl acıktım. Anne İkra'ya bizi cırmaladı kedi. Cırmaladı evet annem. Cırmıyor bizi. Vallahi Mustafa'yı son anda ıstırmaktan kurtardım arkadaşlar. İnsana yakın değil, böyle sıcakkanlı değil, insan görmemiş. Evet arkadaşlar, İkra'ya diken. Diken batırdı diyor. Patisinde şeyleri, tırnakları oğlu mu? Vallahi dün diyorum ya. Bir de şey demişler, Mustafa'yı çok korkuttun işte, ani tepki verdin. Arkadaşlar biz içeriye girdiğimizde kedi fare yakalamış. Hatta videoda da gösteriyorum. Fare yiyordu. Öyle bir durumda ben yani. Öyle bir durumda ben çocuğa nasıl izin veririm? Ben öyle uzaktan uzağa sevecek sandım. Birden dedi ki öpeceğim anne deyince. Hayır dedim, yani böyle olamaz dedim. Hani fare yemiş kedi, hastalık olur. Ne bileyim ben, bir şey bulaşır. Onu da bir söyleyeyim dedim laf denk gelmişken. Yoksa ben çocuklarımın hayvan sevmesini seviyorum. O yüzden öyle bir tepki verdim. Arkadaşlar geçenki videomda, yani en sonki köy videomda tart kalıbında kek yaptım demişim. Bir izleyicim şey demiş, bu elmalı tart yaptığımız kalıplardan Meryem'cim bir sonraki videonda gösterir misin, hangi kalıpta demiş. Annemin bu kalıbın aynısı var arkadaşlar. Beyaz onunki de. Bu kalıpta yapmıştım yani keki. Ben normal kek de yapıyorum bunda. İşte tiramisu da yapıyorum. Ama tart kalıbı değil ya. Bu tart kalıbı diye geçmiyor da. Bilmiyorum ne diye geçiyor. Efendim? Bu kalıpta yapmıştım. Göstereyim dedim, aklıma geldi. Evet, bugün de günlerden böyle açık renkli kıyafetleri atma günüm arkadaşlar. Yıkansın, şey yapacağım. Havalar iyi gidiyor. Cuma günü de yağmur gelecekmiş. Söyledik. Açık renklilerden sonra da beyazları çalıştıracağım. Sepeti temizlemeyi düşünüyorum yani. Birkaç gün yağmurluymuş. Sepeti boşaltmayı düşünüyorum şimdi. Makinamızı kapatalım. Şimdi takalım. Makineyi bile tek çalıştıramıyorum. O kadar yani birbirimizle bütünüz ki çocuklarla. Bekle dur. Anne biz oturuyoruz. Devreni düşürelim dur. Bir ateş bir lazım. Evet, şöyle günümüzü Kur'an-ı Kerim'le bitirelim arkadaşlar. Şöyle uykuya geçmeden önce ferahlamak için Yasin'i, Şerif'imi okuyacağım. Videomu da burada kapatıyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın.